Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kırmızı ve beyazdan bir model hazırladım. İplerimin ikisi de leylak markasıdır arkadaşlar. Ve Size bugün anlatacağım modelim de bu şekilde arkadaşlar. İğneden tığa bir model. Evet arkadaşlar modelimiz çok hoş, çok zarif. Bu şekilde ikiz laleler yapmıştık. Bu şekilde de bir ikiz dut dersiniz artık ikiz dutlar, ikiz veya da siz ismini ne koyarsanız arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Modelimizin şimdi yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki şeri zincir çekerek tığ battıları hazırlıyoruz. Ara mesafesi olarak bu kirpikli üçgen trabzanları yapıyoruz. Ve şu yaprağımızın yuva kısmını yaparak başlıyoruz. 5 tane ben bıraktım arkadaşlar bu şekilde siz de bırakabilirsiniz. İki zincirimi çektim. Tığ battıya girdikten sonra sık iğne ile iki zincirimi çekiyorum. Bir defa dolayıp hemen yandaki tığ battıya iki iki alarak bir trabzan yapıyorum. 4 zincirimi çektim. Kapattım buraya bu şekilde. Bir tane kirpik yaptım. İki zincirimi çekip hemen yandaki tığ battımın içine bir sık iğne ile girdim. Bir, iki zincir bir defa doladım. İki, iki olarak aldım. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Buraya arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum. Bu yuvayı genelde arkadaşlar çok yaptık. Şimdi trabzanımın üzerine 8 tane zincirimi çekip dönüyorum bu şekilde kirpiğimin içine kapatıyorum. 1 2 3 zincirle tekrar düz yüzüne döndüm. 2 defa doluyorum. Yuvaya girip şöyle 2 2 2 alarak trabzan yaptım. İçerisine 4 zincir kapattım sık iğne ile. 1 2 3 zincir Yine aynı şekilde yuvaya kapatıyorum. Bu birinci dalımız arkadaşlar. Bu şekilde bu dalımızdan tam dört tane yapacağız. Aynı işlemi uygulayarak dört tane dal yapıyoruz. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Zincirimin arasından girdim. 2, 2, 2. Şu dibi kısmını ilk aldığımız iki ilmeği sık alırsak daha böyle sert bir görünüm olur arkadaşlar. Şu şekilde bol bir görünüm olmaz. Bu dalın püf noktası da bu şekilde ilk ilmeğimizi alırken sık almak. Yine 4 zincirimi kirpik olarak kapattım. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girip 2, 2, 2. Bu şekilde 3 zincir boyutunda 3 seferde sıkı sıkı alıyorum eğrilik olmayacak şekilde. 4 zincirimi kapattım kirpik olarak. 3 zincir bu şekilde kapattım. Sık iğne 1 2 3 zincir. 3 zincirimin boyutunda arkadaşlar şimdi bu trabzanımı çekeceğim. Ne dar ne aşağı boyunu kısa olacak ne olsun. Bakın 3 zincirin boyutunda 3 seferde trabzanımı aldım. 4 zincir kapattım kirpik olarak hem de bunlar yuva olacak arkadaşlar 3 zincirimi çektim bu şekilde arkadaşlar dördüncü dalımızı da yaptık dibine bir tane sık iğne yapıyorum ve trabzan seviyesine inmek için trabzan arama da bir tane bu şekilde sık iğne yapıyorum 2 zincir çektim hemen yandaki tığ battıya girerek bu şekilde arkadaşlar hem ara suyumu yaptım hem de çiçeğimin dallar kısmını hazırladım. Ve yine şu 5 tane verdiğimiz ara suyunu yapacağız arkadaşlar. 2 zincir bir defa doladım. Tığ battıya girip 2 2 alıyorum. 3 4 zincir kapattım buraya. 2 zincir yandaki tığ battıya kapattım. 2 zincir bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. 4 zincir kapattım buraya kirpik olarak. 2 zincir hemen yandaki tığ battıya girdim, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane ara mesafesi verip 6. Alt, arkadaşlar yaprağımız için ve boş trabzandan dönerek 8 zincirle dönerek yuva yapıp bu dalları yapacağız. Aynı işlem devam edecek. Şimdi biz çiçeğimizin yapım kısmına geçelim kırmızı beyaz sıra kırmızı da olduğu için kırmızı renkli arkadaşlar bu şekilde başlayacağız şöyle tez tarafını çeviriyorum buradan ikinci dört zincirli tomurcuğundan sık iğne ile girerek ipimi bu şekilde buraya monte ettim 5 zincir 5 zincirimi hemen birinci kirpiğimden kapatarak buraya şimdi 10 tane zincir çekiyorum 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi çevirdim düz yüzün arkadaşlar. Ve bu bu 5 zincirli yuvaya değildi arkadaşlar. Buradaki sık iğnemin kapattığım sık iğnenin tam ortasından girip buraya bir tane gördüğünüz gibi arkadaşlar yuva yaptık. 1 2 3 4 de 5. Bu şekilde buraya bir de 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar 5 zincirle dönüyorum. 5 zincirimi hemen bu kapattığım yerin arkadaşlar bir yanındaki sık iğneye. Hemen ilk sıkıyla bin içine 5 zincirimi kapattım bu şekilde. Yine 10 zincir. 6 7 8 9 10 zincir. Döndüm. 10 zincirimi buraya bakın arkadaşlar kapattığım bu sık iğnenin tam ortasına giriyorum asla o çektiğim 5 zincirli yuvanın içine girmiyorum şu şekilde bir görüntü elde etmek için 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 5 zincirin içine girip 5 tane sık iğne yapıyorum 4 ve 5 bu şekilde 5 tane de sık iğne yaptım buraya tekrar 5 zincir dönüyorum döne döne yapılıyor arkadaşlar hemen ilk sık iğnemin içine sakın arkadaşlar bu 10 zincir kapattığım noktaya değil bir beridekine kapatıyoruz şeklini bozarsınız yoksa 5 zinciri yuvar kapattım 10 zincir çekiyorum 4 6 7 8 9 ve 10 zincir hemen döndüm 10 zincirimi Buradaki kapattığım arkadaşlar. Bakın 5 zincirin içine değil. Buradaki sık iğnemin tam ortasına giriyorum ve kapatıyorum. Her seferinde de söylüyorum arkadaşlar. İyice pekişmesi için 1 2 3 4 ve 5. 5. sık iğnemi de yaptım. Hemen 5 zincir. 5 zincirimi Buradaki ilk sık iğnemin içine girip kapattım. Bu şekilde. 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir. Çeviriyorum 10 zincirimi. 4.'cü kirpiğim oluyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi bakın arkadaşlar buraya değil. Buradaki sık iğnenin tam ortasına kapatıyorum 10 zincirimi ve dördüncü kirpiğim oluyor. Ve buraya 5. 5 tane sık iğne yapacağım. 5 zincirimin içine 2 3 4 ve 5. 5 zincirinizi sıkı sıkı çekmeyin arkadaşlar ki rahat bir şekilde bu sık iğneleri doldurabilirsiniz. Yine 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Kapattığım nokta değil. Birinci sık iğnemin içine 5 zincirimi kapatıyorum. 10 zincirimi çekiyorum. Boğa zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm. Bu sefer arkadaşlar artık rahat bir şekilde buraya kapatıyoruz. Yani 5 zincirli yuvanın içine şöyle dibe çekelim. 5 tane 10 zincirli kirpik yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kapattım 10 zincirimi. ikinci kirpik olarak. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 3. kirpik olarak kapattım buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir. dördüncü kirpik olarak kapatıyorum. Tekrar 10 zincir. Ve sonuncu kirpik olarak buraya 5 zincirli yuvanın içine kapattım. Evet sonuncu arkadaşlar dört tane kirpik yaptınca 5. kirpiğimizi 5 tane kirpik olarak bu 5 zincirli yuvaya dolduruyoruz. Ve dibine de arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Bu yaptığımız sık iğnenin içine de arkadaşlar sonuncu 5. sık iğnenin içine de sık iğne ile giriyorum. Hem dibine sık iğne yaptım hem de sık iğnemin üzerine sık iğne yaptım. Ve yine 10 zincir. 6 7 8 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi bu kapattığım sık iğnemin üzerine kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde buraya bir kirpik yaptım. Yani şuradaki kirpiklerin karşılığı olarak kirpik yaparak aşağı ineceğim arkadaşlar. Bu arada iki sık iğnenin arasında sık iğne yapıyorum. Ve sık iğnemin üzerine en son yani 5. sık iğnemin üzerine de bu şekilde sık iğne ile giriyorum. 10 zincirle kirpik yapacağım. 10 zincir. On zincirimi sıkı sıkı çektim arkadaşlar bu şekilde. Yaptığım bu sık iğnenin içine kirpiğimi de kapatıyorum. Buraya karşısına bir tane kirpik yapmış oluyorum. Hemen arasına giriyorum. Bir sık iğne ile aşağı iniyorum. Beşinci sık iğnemin içine de bir sık iğne yapıyorum. Buraya bir de şimdi kirpik yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, alt, iki, sekiz, dokuz ve on zincir. On zincirimi hemen kapatıyorum. Kirpik olarak buraya Arkadaşlar sonuncu 3 tane kirpik oldu. 3 kirpiğin karşısında sonuncu kirpiğim için Bu aradan giriyorum yani iki sık iğnenin arasında Sık iğnemin üzerine girip Bir tane de sık iğne yapıyorum buraya 10 zincir 6, 7, 8, 9, 10 zincir 10 zincirimi sık iğnemin üzerine sık iğne olarak giriyorum arkadaşlar ve bu ara boşluktaki sık iğnemin içine de sık iğne yapıyorum bu şekilde arkadaşlar bakın karşılıklı olarak kirpiklerini yaptık modelimiz bu şekilde arkadaşlar buraya da bunun aynısını yapacağız beyaz rengini yapacağız daha fazla video uzamasın onu ben yapayım arkadaşlar burada da ipimi koparıp iplerimi yakıp beyaz olanı da yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Sık iğneli model olduğu için arkadaşlar bakın kalıp gibi oldu. Ütüsüz olduğu halde de kalıp gibi duruyor. Böyle çok hoş ve zarif bir model oldu arkadaşlar. Tabi siz arasını ben örnek amaçlı olduğu için biraz yakın yaptım. Siz bu arasını biraz daha arkadaşlar 5 yerine 8 de yapabilirsiniz. Biraz daha mesafe açık olur. Benimki örnek amaçlı şöyle görüntü güzel olsun birbirine yakın olması için 5 tane koydum ara misafesini şu yani üçgen kirpikli olan arası ünü 10 tane yapabilirsiniz 5 yerine modelimiz bu şekilde yapacak arkadaşlara da kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar